Selam gençler. Ne haber? Keyifler nasıl? Benim pek yerinde değil. Daha bugün iyileştim gibi tam anlamıyla neredeyse. Ama işte tatlar kaçık. İnsan evini özlüyor. Ne olursa olsun. Ne oluyor la burada? Kaza mı oldu acaba? Bir şeyler olmuş abi. Durmayayım ben. Ya duramam. Arkamdan da gelenler var. Çocuğun elini yüzünü yıkıyorlardı. Abi Kütahya'ya geldiğimden beri iki tane kaza çektim. Bir tanesi Cihan'ı arkadaşımı aldığımda dönerken bir araba refüje çıkmış. Rampadan fırlayıp ama orada bir haritalandırma hatası vardı. Google haritalarda bana da aynı yolu gösterdi. Baktım rampadan sonra sağa dönüş var. Düz gösteriyordu aslında. Kütahya'da yayalar bir tuhaf. Vallahi tuhaf abi. Kendi hemşerilerim diye demiyorum ama fazla mı hamur işi yiyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Azıcık protein yiyin be. Gözünüzü seveyim ya. Kadını gördünüz yani çapraz çapraz geçiyor yoldan ya. Böyle üstüne geliyor insanın. Ulan kedi köpek olsa korkar kaçar. Bir şey geliyor karşıdan değil mi? Bir metal, bir mekanik çalışan, sesli, gürültülü bir şey geliyor. Ah Kütahya. Çorlu çok güzel abi. Geç kardeşim sen. Sana yol vereyim bak adam dikkatli. Oh 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 çok güzel. Şuradan gitmeyek mi ya? Aa, vitesi 3'e alamadık ya. Trafikte gitmekten. Vay vay vay. Herkes mi sola dönecek abi orada? Ablacım döneceğiz de. Çok kör noktasında kaldık be. Şöyle açalım da gidiyor onu. Şu aradan falan. Otobüs olmasa geçerdik. Oo, gölgeye gir. Gir abi gir 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 şunu da aç. Çift yönlü mü bu yol ya? Tek yön mü çift yön mü abi burası? Ben bilemedim. Bir iş ha çift yönmüş. Ya da ya yanlış yönden de geliyor olabilir. Keşke olacağımı işaretlemeseydim ya rotada. Ya orada müzelere belki girerim diye niyetlendim ama tabi ben hepsini en az 10 ila 15 kez gezdim. Belki video falan çekerim diye düşünmüştüm. Ama bir tık pişman oldum. Belediye işanının oraya çıkan yol burası. Belediye işanı var orada. Aa bir dakika belediye işanı değil. Of of of. Vay anasını ya şu Yunusların motosikletleri de bir hoşuma gidiyor. GS 1200 miydi onlar? Çok güzel abi. Polis olsaydım direkt Yunus olmak isterdim ama onlar da boy sınırı mı var yok mu bilmiyorum. Eğer boy kuralı varsa ben olamazdım. Benim boyum 1.75 çünkü. İşte burası tam karşımdaki yer. Arkeoloji müzesi burası. Burada bir çay bile içebilirdik ama. Burası arkeoloji müzesi. Hemen bir geride olacağım var da. Benim buradan bir dönmem lazım böyle. Yanlış yere girdim çünkü. Şu göbekten bir U çekip dönmem lazım benim. Ne haber kuşlar? Emmicim ne yapıyorsun? Geç bakalım hadi. Burası Sultan Bağı Caddesi'ymiş. Şuralarda bir yerde Macar evi. Macar evi burada değil pardon. Arkeoloji müzesi mi? Arkeoloji değil ya. Jeoloji müzesi vardı şu sağ tarafta. Belki derken gösteririm. Bu cadde çıkıyordu sanırım oraya. Tam emin ha burası. Tamam hatırladım. Yani eğer taşlara, madenciliğe falan hevesiniz varsa bakın burası arkeoloji müzesi. Pardon ya jeoloji müzesi. Madencilikle, kömürcülükle ilgili, sonra Kütahya'dan çıkan değerli taşlarla ilgili birçok şey var orada. Görebilirsiniz. Vallahi içini gezdirmeyi çok isterdim ama cidden çok yorgunum. Böyle hala %100 iyileşemedim. Sesimden anlaşılıyordur. O yüzden kusura bakmayın. Buralar Sultanbağı Caddesi. Hisar'a yani Kütahya Kalesi'ne çıkan yol. Baba nereye yetişeceksin? Ne güzel gidiyoruz işte sakin sakin. Bunlar da sollama derdinde ya. Vallahi o kadar çok keko insan var ki bıktım. İnsanımızın cahilliğinden bıktım usandım ya. Yemin ederim artık çok daraldım ben. Trafikle ilgili konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. Ne haber amca? Bir tanecik kask takaydın bari. Bir adet.
Yani en dandiğinden 500 liralık bile kasklar var ya. Hadi 1000 lira olsun, hadi 1500 olsun. Gerçi 1500 olunca çok pahalı derler de. Neyse. Hop, yanlış yol mu? Burası değil miydi? Aa, bu yol değil. Pardon. Çocukken buralarda bizim bir tanıdığımız vardı. Komşumuz. Gönül teyzeler. Onun kızı vardı, Kübra. Çok küçükken hep gelir giderdik onlara. Öyle hatırladım şu an. Buralara o zamanlar gelmiştim. Daha sonra geldim mi gelmedim hatırlamam. Ha, bu park daha farklıydı o zamanlar. Gelmiştik. Çocuktuk ya. Kaç yaşında? 5-6 yaşında falandım sanırım. Ah tamam, buradan sağa. Şimdi kaleye buradan çıkılıyor. Şu vizörü kapatayım. Kütahya Hisarı'na. Farklı alternatif bir yol daha vardı ama yine buraya bağlıyor tabii. Hastanenin o taraftan sigorta. Yok, araştırma hastanesi mi? Neydi orası? Şuradan gelen bir yol daha vardı. Eski sigorta hastanesine çıkıyordu sanırım orası. Oh, bakayım. Burası aynı. Oh be. Azıcık şöyle şehirden uzaklaşalım ya. Kalabalık insan ordusundan bir uzaklaşalım. Şöyle sakin sakin. Ya bu taşları pek sevmem böyle Arnavut kaldırım ama otosikletle hiç keyifli olmuyor. Yani en azından bir kaleyi görmek isterim. Ha, beğenmezsem de şey yaparım. Geri dönerim abi, ne yapayım. Tam karşısı kaleler, surlar, daha doğrusu kale diyorum da sur yani onlar. Vay be. Oradaki şeyi de gösteririm. Tarihçesi yazıyor. Valla Bizans döneminde, Selçuklu döneminde falan da kullanılmış galiba. Tarihçeyi okuruz, videoya çekerim. Oradan daha detaylı, daha doğru bilgiler alabilirsiniz. Burası Kütahya, manzarası full. Vay be. Şuraya yaklaşsam şimdi çok mu kör nokta? Şu kenardan mı çeksek? Şöyle... Ya kör noktada kalmayayım diyorum. Arabalar falan gelir şimdi. Neyse şöyle durayım da şurada. Hop, burası Kütahya manzarası komple. Tam şu karşısı Toki olması lazım. Evet, Tokiler orası. Bizim bahçe de oraya yakın. Buradan görünür belki ama. Drone'umu falan getirmedim burada. Kamuya açık alan olduğu için yasak olabilir. Etrafta evler falan var. İnsanların kafasına düşer, bir şey olur. Komple burası Kütahya. Şu arka taraflarda da yerleşkeler var. Bu Hisar'ın eteklerine yerleşmiş. Vay be. Aa, şeker fabrikası. Tam şurada vişne çürümsü bir bina var. Benim evim de oralarda işte. Şu yeni yapıları kentsel dönüşüm için yapıldı sanırım onlar. Karapınar Mahallesi'nin bir şey vardı. Öyle bir yer için yapılmıştı onlar. Minibüs geliyor sandım da o yüzden çekileyim dedim ama adam gelmiyormuş. Neyse. Ne yapıyorlar abi? Ne oluyor lan bu kadar kalabalık hızlıca? Ha, susamış bunlar. Afiyet olsun, ne diyeyim, nasıl koşuyorlar dedim. Vallahi bir şey oldu sandım. Suya da öyle koşmak. Aa, bu şey Cihan'ın arkadaşıydı bu. Kimdi bu ya? Ulan tanıştık bu çocukla. Neyse, karavan yaptırdı kendine. Yaptırmış yani, birebir ben konuşup şey yapmadım da Cihan söylemişti. Şimdi burada bir otopark alanı var. Şöyle bir bakalım önce. Bakın burada böyle bir alan. Şöyle göstereyim. Yani bu tarafta yine Kütahya'nın diğer tarafı burası işte. Oo, ben buradan dönemem. Buradan geri çıkamayacağım. Abiden bir yardım isteriz ya da başka birinden. Yapacak bir şey yok. En azından manzarayı gördünüz. Değdi mi lan? Motorla kaldık burada. Ön freni tutup aşağı bastır, geri giderken çek. Kolaşan söylemişti bunu. Hop. Bakayım döner mi? Tamam. Buradan döneriz bence. Şu üstte çay bahçesi de. Nereden girdik buraya abi? Çıkamadım lan. İşte motorlarda. Aa, döner gazino diye işaretlemiştim. Buraya döner gazino diyorlar. Bir restoran var burada. 45 dakikada tam tur atıyor, bir tur atıyor. Adı niye gazino derseniz, önceden askeriye aitmiş sanırım. Aa, burada tarihçesi yazan bir yer var. Nerede abi? Oh.
burası işte, burası lokanta. Bir ara karavan gözleme de işletti burayı. Bir ara başka birileri işletti. Böyle bir yer burası. Burada park edecek yer yok. Burası alt tarafı. Ben şu aşağıdan gördüğüm, tam oradan baktığımız kalelerin olduğu yer burası. Para atıp buradan Kütahya'yı izliyor musun? Ben yıllarca izledim abi. İsteyen gelsin izlesin. Bakayım. Oo, ben hiç de sevmem yüksekliği. Aynen bu yoldan geldik dönerek. Soldan. Bir de şuradan. Dediğim hastane şurası. Şu L tipi kahverengi olan. Görünüyor mu bilmiyorum da. Oraya bağlanıp oradan da çıkıp gelebiliyorsunuz buraya. Benim geldiğim yol Ulu Cami tarafından. Ben Sultanbağa Caddesi'ni özledim çünkü. Çocukluğumdan orada da güzel anılar var. Vay be. Çok rüzgar var mı bilmiyorum şu anda. Beni pek rahatsız etmedi. Böyle işte burada gelip böyle hayvanlar çekirdek atıyor yerlere. Çöplerini bırakıyor. Yani öyle cam şişeler falan. Televizyonlarda da bas bas bağırsınlar. Etrafa cam atmayın, çöp atmayın diye. Böyle şerefsizler. Bakın şurada çöp kovası var. Hemen ileride. Ya çöp kovası olmasa da atma kardeşim. O maskeler falan. İnsanları tanıdıkça nefret ediyor ya. Ya toplumsal olarak bir nefret bu. Bütün insanlara karşı oluyor ve çok tehlikeli. Maalesef. Ne diyelim? İnip bir çay falan. Ya burada gezdirilecek bir şey de yok. Restorana girsem 45 dakika kalmam lazım. Döne döne şey yapmamız için, görmeniz için bir tur atmamız lazım. Oo, basık sivik. Güzelmiş kamberli lastikler.